Merhaba değerli takipçiler. Magazini en iyi kim bilir? Tabii ki vatandaşlar bilir. Dizileri vatandaşlara sorduk. Hadi izleyelim. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Tülay. Soyadınız? Alkaş. Dizileri izliyor musunuz? İzliyorum. Hangilerini izliyorsunuz? Valla kadını izliyordum ama artık bıraktım, izlemiyorum. Neden bıraktınız? Çünkü senaryo gelişmiyor. Hmm. Beni tatmin etmiyor. İlk bölüm çok iyiydi. İlk sezon çok iyiydi. Dizi çekiyordu, kadınları anlatıyordu ama çünkü çok saçma bir senaryo olmaya başladı. Öyle mi? O yüzden bıraktım. Seyrettiklerim var. Yeni başlayan bir dizi var. Sefer'in kızı. Ona bakacağım şimdi. Güzel bir şey benziyor. Çünkü Neslihan Atagül'ü çok seviyorum. Bayılıyorum o kıza. Takip ettiğim dizilerim var öyle. Başka beğendiğiniz oyuncu kim var? Kadınlardan mı? Kadınlardan, erkeklerden. Ya erkeklerden beğendiğim oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ beğeniyor. İyi oynuyor. Çok geliştirdi kendini. Muhteşem bence. Her rolde oynayabiliyor. Evet. Peki hiç böyle çok birbirlerine yakışıyorlar, gerçek hayatta da birlikte olsalar Allah'ım mutlu olsunlar gerçek hayatta diye düşündüğünüz oyuncular oluyor mu çiftler? Bazen oldu evet. Öyle mi? Mesela? Şimdi onlar evliler, hiç söylemeyeyim ama çok arzu ettiğim bir çift vardı olsalardı diye ama evliler, söylemek istemem. Ya olsun, söyleyeyim, bir şey değil. Onlar da İslam'da... Belki seyrettiğimiz diziyle alakalı ona kapılıyor olabiliriz ama kişilerin özel hayatları, bunu söylemek istemem. Açıkçası. Peki dizileri izlerken hiç böyle ağladığınız oluyor mu? Hiç öyle çok tabii, duygulandığınız? Tabii. Hangi senaryo sizi çok etkiledi mesela? Hangi senaryo beni çok etkiledi? Ya kadının ilk bölümlerinde gözlerimin dolduğu anlar çok oldu. Siz bana dizi hatırlatın, şu anda sorunca hatırlayamadım. Yani seyrettiğim bir sürü dizi var ama. Peki eskilerden unutamadığınız dizi var mı? Eskilerden unutamadığım, evet, Şeref Meselesi. Unutamadığınız dizi. Muhteşem bir dizi. Bana göre Türkiye'de olmuş, gelmiş, geçmiş en güzel diziydi. Peki, tekrarını da seyrediyorum hala. Öyle mi? Oyuncular da çok iyiydi. Ama dizinin kendi de gerçekten senaryo. Senaryo sanırım yabancıydı ama oyuncular da çok iyiydi. Gelişmesi, sonucu, hepsi harikaydı. Ben hala tekrarlarına bakıyorum. Peki, teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Ben Eyüp Karaduman. Eyüp Bey, dizileri izliyor musunuz? İzliyorum genellikle. Öyle mi? En çok hangi diziyi beğeniyorsunuz? Hangi en, dizileri? En çok Çukur'u severim. Ondan sonra Eşkıya'yı severim. Ondan sonra Herca'yı severim. Bu yani. Herca'yı neden seviyorsunuz? Mardin'e yaşayan iki ailenin arasındaki husumetin iyi bitmediğini, devam ettiğini ve en sonunda çocuklar ondan zarar gördüğü için seviyorum. Bütün olanların çocukları olduğunu hissediyorum. Mardin'de misiniz? Yok, ben Nevşehir. Ama senaryo sizi sardı. Tabii, tabii. Genellikle. Çünkü evlatlar çok acı çekiyor yani. Dünyanın en çok acı ve ızdırap çeken nesilleri çocuklardır yani. Peki, şey yenge seyrediyor mu dizileri? Seyreder. Aynı diziler mecbur seyretmek mecbur zorunda. Başka çünkü açamıyoruz. Öyle mi? Peki onun evet. Beğendiği dizi oluyor da hani böyle evde dizide kumanda tartışması çıktı olur, oluyor mu? Olur. Hem de fazlasıyla. Kimin dediği oluyor? Benim dediğim olur yani genellikle. Öyle yani mi? O 3 dizide, 4 dizide benim dediklerim olur. Başkası olmaz. Ama geriye kalanını ona bırakırım. O da Vatan'ı izler, Flaş'ı izler. O da onu sevdikleri onlardır yani. Oyunculardan beğendiğiniz isim var mı? Oyunculardan beğendiğim isim işte Oktay Kaynarca. Onu beğeniyorum. Çukur'daki o şeyi beğeniyorum. Neydi o çocuğun adı? Neyse. Onlar beğeniyorum yani genellikle. Eskilere bakarsan eskilerden çok mesela ben 62 yaşındayım. Cüneyt'i severim, Ferdi'yi severim, Orhan Baba'yı severim, İbrahim Tatlıses'i severim. Onları severim. Yani. Anladım, peki. Teşekkür ederim. Oldu, sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Sizi tanıyabilir miyiz? Fatma Gökdere. Fatma Hanım, dizileri izliyor musunuz? Çukurova'yı seyrediyorum sadece. Öyle mi? Ha. Diğer dizilere bakamıyor musunuz? Vaktiniz bakamıyorum. Mi? Vaktim olmuyor. Oğlum yabancı filmler seyrediyor. Ne diyor oğlunuz? O onları seyrettiği için ben de sesimi çıkarmıyorum. Anladım. Peki oyunculardan beğendiğiniz kimse var mı? Erkek oyuncu, bayan oyuncu? Yok. Anladım. Hadi. Yeter peki. O kadar. Peki. Teşekkür ederim. Bir şey yok. Murat Bey, dizi izliyor musunuz?
Oyuncuyum ama tabii izlediğim bir iki dizi var yani. Seçiyorum çünkü her diziyi izlemiyorum. Anladım. Dizilerde mi oynuyorsunuz, tiyatroda mı oynuyorsunuz? Daha aktörüm. Size... 20 yıldır. 20 yıldır. Çok güzel. Çok güzel. Hangi dizilerde oynuyorsunuz? Kusura bakmayın. Herkesi tanımak mümkün değil. Tabii 60'tan fazla 20 yıl içerisinde işte Kurtlar Vadisi'nden tutun herkesin bildiği klasik. İşte Fatma Gül'ün Suçine, Aşkı Memnun, böyle bir sürü. Anladım. Onlarca film. Peki sektörün içindesiniz. Siz dizi izliyor musunuz? Seçiyorum tabii. Her diziyi izlemiyorum. Öncelikle bana hitap etmesi gerekiyor. Dolayısıyla senaryosu iyi olması gerekiyor. Oyuncular kadar senaryonun iyi olması önemli tabii. Hangi dizileri izliyorsunuz? Şu an Benim Adım Melek var. Onu izliyorum TRT'de. Bir de Çocuk diye bir dizi var Star'da. Bu. Başka bir şey izlemiyorum. Anladım. Bir aktörsünüz ama meslektaşlarınızdan kimleri beğeniyorsunuz erkek olarak? Erkek olarak Kıvanç'ın oyunculuğu çok güzel. Onu yani en çok beğendiğim aktör o. Erkeklerden. Bayanlardan? Bayanlardan çok. Bayanlar çünkü doğuştan oyuncu oldukları için gerçekten bayan oyuncularımız çok daha başarılı erkeklerden öyle buluyorum. Anladım. Şu anda hangi dizileri oynuyorsunuz? En son Zalim İstanbul'daydım. Muhasebe müdürünü oynadım. Yeni proje var mı? İşte ajans gönderiyor bazen ama tabii benim haricimde bir sürü oyunculara gönderdikleri için biz tabii audition çekip gönderiyoruz. Evet. Yönetmen okeylerse gidip oynuyoruz zaten. Anladım. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Tamam. Televizyonda dizileri izliyor musunuz? Ben dizileri seviyorum. Aa neden? Bu diziler maalesef insanların strese sokuyor. Zaten hayatın bütün stresi. Anladım. İlave bir strese gerek yok. O yüzden seyretmiyorum. Peki ev halkı seyrediyor mu? Çoğu insan seyretmiyor. Öyle söyleyeyim. Televizyonu da açıyorsunuz. Açıyoruz da yani biz seyretmiyoruz. Ne seyrediyorsunuz televizyonu? Ben biraz haberlere bakıyorum. Maç seyrediyorum. Öyle mi? O kadar. Belgeseller? Belgesellere bakıyorum. Anladım. Ne iş yapıyorsunuz merak ettim. Bankacıyken. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Necla. Anneanneyim. Anne. Torunla geziyoruz şimdi. Çok güzel. Necla Hanım soyadınız? Çehreli. Necla Hanım, dizi izliyor musunuz televizyonlarda? İzliyoruz. Hangilerini izliyorsunuz? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı. Şu anda Güvercin'i izliyoruz ilgiyle. Çukur'u izliyoruz. Başka? Vallahi yeni dizilere böyle yavaş yavaş böyle zamping yaparak da diyelim ne bileyim öyle değiştiriyoruz. Başka? Şu anda hatırladığım onlar. En beğendiğiniz dizi oyuncusu bayanlardan kim var? O şu anda tabii şey yapmıyor, oynamıyor. Halit Ergenç'in eşi vardı, onun beğenirim oyuncu olarak da. Onun haricinde şu anda oynayanlardan hatırlayamıyorum şu anda, isim hatırlayamıyorum. Erkeklerden kim var? Mehmet Ali Nuroğlu'yu çok beğenirim, şimdi Güvercin'de oynuyor. O kadar. Peki dizi izlerken hiç ağladığınız oluyor mu? Oluyor, bazen oluyor. Oluyor. Çünkü şey var, Savaşçı'yı izliyoruz. Tamam. Onda ağlıyoruz. Yani o anlar oluyor. Peki, gerçek hayatta birlikte olmasını istediğiniz dizi oyuncuları var mı? Bu Aslı Enver'in mesela oynayacağı kuvvetli bir erkek oyuncuydu. Güzel olur. Düşünüyorum. Gerçek hayatta da birlikte olsunlar, evlensinler dediğinizde unutamadığınız bir çift var mı? Valla işte Aslı Enver şu anda tekrarını seyrediyorum. İstanbullu Gelini. Evet. Onlar güzel oldulardı Özcan Deniz'le. Evet. Yani şu anda başka şu anda aklıma gelmiyor. Eskilerden unutamadığınız dizi var mı? Halit Ergenç'i bütün dizilerinde beğeniyorum. Güzel, kuvvetli oyuncu. Eş olarak da sonradan evlendi. Ama onun haricinde valla zor, şu anda hatırlamak isteyince biraz zor geliyor. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar. Tamam. Tanıyabilir miyiz? Ayten Akça. Ayten Hanım, dizileri izliyor musunuz? Hepsini izliyorum. Peki... En beğendiğiniz dizi hangisi? Şu anda kanal Hecaim ne? O diziyi Hercai. Bir de
yarın bu akşam oynayacak olan dizi var. Bir iki tane var bu akşam. Neydi şu dizi, Diriliş'in devamı var ya. Anladım, o. Osmanlı dizisi. Bir de ondan sonra Afilaş. Kurtuluş dizisi. Oğlum da şeyi seyrediyor. Bir evet. Şovda oynayan neydi o? Arka Sokaklar. Ben ama hepsine bakıyorum. Fırsat buldum, hepsini seyrediyorum. Ben seviyorum dizileri. Peki, beğendiğiniz oyuncular kimler? Yeni çıkan oyuncuların hepsi çok güzel, çok başarılı. Eskileri sevmiyorum ama şimdikiler çok başarılı gençler. Öyle maşallah. Bu kuruluş, Osmanlı'nın kuruluşu Burak Özçivit. Ha, onu söyledim. Onu beğeniyor musunuz Burak Özçivit oyuncu olarak? Beğeniyorum. Bayanlardan isim söyleyebilir misiniz? Bayanlardan... şu anda o şeyde oynayan Hercail Müdür o. Bir de yeni başladı. Gelincik miydi neydi? O diziyi çok seviyorum. Anladım. Peki dizi oyuncuları arasında ah bunlar keşke evlenseler, çok yakışıyorlar dediğiniz oluyor mu hiç? Yok yok, öyle bir şey olmuyor. Dizileri izlerken hiç duygulanıp ağladığınız, gözyaşı döktüğünüz oluyor mu? Yok, hayır. Olmuyor mu? Olmuyor. Peki eskilerden unutamadığınız bir dizi var mı? Eskilerden unutamadığımız diziler vardı tabii ama şimdi ne bileyim, aklımdan yok ama. Yok. Yok. Ben daha çok amcamı seyrederdim. Sacit Onan benim amcamdı. Kim efendim? Ölen rahmeti Sacit Onan. Sacit Onan, Allah rahmet eylesin. O benim amcamdı. Onun konuşmalarını, hani savaşan dünyayı anlatırdı. Onu çok seyrederdim, şiirlerini, mühürlerini. Çok duygulanırdım. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Hangilerini izliyorsunuz? Sefili Kızı. Sefili Kızı yeni başladı. Evet, eski yapımlarımdan. Şey, Azize'yi izliyor. Azize'yi izliyor. Peki, beğendiğiniz oyuncular var mı? Hayır. Nihal Doğulu. Onu çok seviyorum. Bir de Engin Akdüre'yi çok seviyorum. Öyle mi? Şeyi de... Akbaba ne? Özen Akbaba, işte onu da çok seviyorum. Anladım. Peki bayanlardan kim seviyorsunuz? Hande Erçel. Hande Erçel. Dizilerde çok beğendiğiniz, birbirine çok yakıştırdığınız oyuncular var mı? Ah bunlar gerçek hayatta da sevgili olsalar, evlenseler. İşte Nezihan Atatürk'le şeyin, bu Fatih'in kocası var. Burak Özçivit. Burak Özçivit. Onlar ikisi çok yakışıyorlar. Karasiretlerde beraber oynadılar ya. Onlar evet. Karı koca olsalar çok sevinir. Çok yakışıyorlar. Ama Fahriye Ecan duyarsa... Yani sinirlenir, ne yapayım ya? Peki. Bayanlardan başka beğendiğiniz oyuncu var mı? Yok. Dizileri izlerken hiç ağlıyor musunuz? Ha işte bizi filmimizde ağladık. Öyle mi? Çok bekledim zaten. Ama onda ağladık. Hangi sahnede ağladınız? Kızını bırakıyor ya. Bırakmak zorunda kalıyor. Yani bırakmıyor da ya, zorunda kalıyor. İşte orasında çok ağladık. Anladım. Sahnede. Peki, eskilerden unutamadığınız dizi var mı? Aşk-ı Memnun, hala izliyorum. İşte onun kahramanlarını çok severim. Mesela kızı çok severim. O çok güçlü bir kadın yani. O dizide çok güçlü bir rol alıyor. Çok iyi bir oyuncu. Beren Saati mi? Aha, Beren Saati çok güzel bir oyuncu. Ha, Beren Saati seviyorum onu. Anladım. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Dizileri izliyor musunuz? Evet, izliyorum. Hangi dizileri izliyorsunuz? Yasak Elma. Başka var mı izlediğin? Başka izlemiyorum. Anladım. Peki, beğendiğiniz oyuncular var mı? Daha önce de izlemiş olduğunuz dizilerden ya da şimdi Yasak Elma'dan beğendiğiniz oyuncular var mı? Var, evet. İsim? İsim... Oyuncu karakter olarak mı söyleyeyim yoksa? Yok, gerçek hayatta. Gerçek hayatta. Gerçek hayatta isimleri pek hatırlamam ama... Oyuncu karakter olarak söyleyeyim. Şarttan bir kısım. Peki, şöyle sorayım size. Dizilerde hiç duygulandığınız, gözyaşı döktüğünüz oldu mu şimdi? Oluyor. Efendim? Genelde çocuklarla alakalı, bebeklerle alakalı. Ayrılış oluyor, efendime söyleyeyim, başına bir iş geliyor vesaire vesaire. İnsan duygusal başarı. Mesela en sonki bölümünde falan, son bölümlerinde bebeğini falan çalıp götürüyorlar. Çok üzülmüştük, bayağı duygulanmıştık. Yani bebeği çift, ne kadar.
Anladım. Peki dizilerde bu oyuncular birbirlerine çok yakışıyor, başrol oyuncular. Gerçek hayatta da sevgili olsalar çok iyi olur diye düşündüğünüz oluyor mu? Var mı öyle? Yakıştırdığınız? Evet, var. Hangi çifte yakıştırdığınız mesela? Pek fazla izlemiyorum ama genelde Instagram'dan takip ediyorum. Mesela bir çok şey var diyor. Çalık kısım hatırlamıyorum ama var yani yakıştırdığım var. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.